Herkese merhabalar. Annem habersiz misafir getiriyorsa, bunu eşim uygun bulmuyorsa bir bildiği vardır. O ne derse öyledir. Yoksa eşim misafir sever, ağırlar. Demek ki o an uygun bulmamış. Düşünün ki yani evinizi bir su basmış. O anda yani kimse bunu istemez. Ve annem habersizce misafir çağırmış. Onun için yani eşime hak veriyorum. İş yerimizde ağırladık. Onlar da memnun kaldı. Yani hiçbir sorunla karşılaşmadık. Eşimi çok seviyorum. Annemi de çok seviyorum. Herkese selam olsun. Bu arada mesajı okuyarak konuşuyor. Bu mesajı vallahi ben yollamıştı. Biliyordum. Bunu adım gibi biliyordum Gülce. Fatih Bey olayı bizzat kendisi biliyor zaten. O olayın üstüne sen konuşmuş olduğun gibi konuş dedim mesajda. O da zaten... normalde ben gerçekten misafir ağırlamayı severim, ederim. Hazırlıklarım her zaman dolabımda olur. Annem de bilir, ben de bilirim, eşim de bilir. Böyle bir durumda zaten benim istememe gibi durumun arkasında bir şey vardır. Gerçekten evimi su basmıştı. Ev görmeye geliyor, halı yok. Perde yok, evin nesini görecek? Çıplak bir ev. Onun için götürdük, restoranımızda ağırladık. Çok da güzel oldu, onlar da memnun kaldı, ben de memnun kaldım. En acaba azından... ama kaynanan memnun kaldı. Hocam dediği bana. Olmuş. Benim dediğim olmuş. Ne? Sen gitmeden ben tahtına oturamazmış mıyım? Oturamaz. Çok da güzel oturmuş mu anneciğim? Oturamazsın. Gürcan'ın tahtına oturamazsın. Ne diyorsun yavrum? Oturamazsın o tahta. Eşim beni kendi tahtına oturtmuş mu? Oturtmuş. Sen de beni kıyasladığında beni tutmuş mu? Tutmuş.